Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımıza hoş geldiniz. Hazırsanız sağlığımız için hareket etmeye başlayalım. Evet, olduğumuz yerde ayakları birleştiriyoruz. Sağlı sollu esniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Ayaklarımızı omuz hizamızda açıyoruz ve eller belde, yine aynı şekilde belimizi çalıştıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Ayak pozisyonumuzu bozmadan öne doğru esniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sol. Şimdi sol ayağımızı hafif parmak ucunu yana doğru çeviriyoruz. Sağ ayağımızı öne alıyoruz. Ve ayak, sağ ayak parmak ucumuz yukarıda. Sol dizimiz hafif kırık. Sol dizimizden tutarak evet, bu pozisyonda esniyoruz öne doğru. Özellikle sağ ayağımızın arka bölümlerinin gerilmesi gerekiyor. Hadi bir başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sol. Şimdi ters tarafı yapıyoruz. Bu sefer sağa hafif kırıyoruz. Sol topuk üzerinde ve esnemeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi ayaklarımız omuz hizasında yine ve ellerimiz belimizde soldan sağa çeviriyoruz. 1. Kafa ve ayakları sabit tutmaya çalışıyoruz. 2. 3. 4. 5. Ters taraf. 1. 2. 3. 4. 5. Evet. Ayaklarımızı yan yana getiriyoruz. Evet. 1. 2. Ellerimizi yukarı doğru kaldırıyoruz her ikisinde ve gelebildiğimiz kadar geliyoruz. Hazır mıyız? 1. 2. Geliyoruz yukarıya. 1. 2. Geliyoruz. Evet. Devam ediyoruz. 2, son 1. Evet. Şimdi 1 kilo dumbbell'larımızı alıyoruz. Evet. Önde tutuyoruz. Nefes vererek bu hareketi yaptığımızda ayak parmak uçlar üzerine kalkmamız lehimize olacak. Yani daha çok katkı sağlayacaktır. Ama onu yapamıyorsak da özellikle kollarımızı ve göğüs kafesimizi iyice gerip rahatlatalım. Hazır mıyız? 1 kiloluk dumbbell'lar yeterli olacak. Çok da ağır kilo ile yapmayalım. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve dinleniyoruz. Şimdi yapacağımız hareket ise dumbbell'ları yanda tutuyoruz. Hemen göğüslerimizin yanında tutuyoruz. Öne doğru uzatıyoruz. Çekiyoruz. Yana doğru uzatıyoruz. Fakat önde de gördüğünüz gibi dumbbell'ı çevirerek uzatıyorum. Yanda da yine aynı çevirerek. Bu çevirmede kollarımı ve omuzlarıma katkı sağlayacak. Yani kollarla birlikte omuzlarımı da çalıştırmış olacağım. Hazır mıyız? 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, şimdi kısa bir dinleniyorum. Her zaman belirttiğim gibi Ramazan'da iftar sonrası bu hareketleri yapacağımız için tempomuzun düşük olması lazım. Aksi halde zarar verme ihtimalimiz var. Evet, şimdi dumbbell'larla birlikte yukarıdan sanki herhangi bir daldan bir şey koparıyor, bir meyve koparıyormuşuz gibi. Evet, dumbbell'la birlikte yukarı doğru. Bunu hareketi yaparken özellikle şu kanat bölgemi iyice özür diliyorum, iyice germem gerekiyor. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Kısa bir dinlenme yapıyorum. Dinlenme aralarında derin bir şekilde nefes verip almamız lehimize olacaktır. Evet. Şimdi az önce itiş yaptık. Şimdi şu şekilde bir, aynı hareketi yine aynı çevirerek dumbbell'ımızı bir, yani karşıya kaldırdığımda dumbbell'ı avuç içi yere bakacak şekilde ve daha sonra yine aynı şekilde yana doğru açıyorum. Hazır mıyız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15. Evet, tekrar dinleniyoruz. Bu hareketleri dediğim gibi 1 kiloluk dumbbell'larla, 1,5 kiloluk dumbbell'larla yapabiliriz. Eğer dumbbell yoksa elimizde evdeki 1 litrelik ya da yarım litrelik su şişelerden faydalanabiliriz. Evet, şimdi olduğumuz yerde aşağıda değil hafif kaldırıyoruz kırık şekilde. 1 2 3 yana doğru iyice açıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 gelelim iyice 11 12 13 14 15. Evet. Yine dumbbell'larla olduğum yerde bir, bu sefer avuç içi bana bakmayacak. Yere doğru bakacak avuç içi. Zaten başladığımda harekete avuç içim yanlara, yani bana doğru dönüyor ve bu yere doğru dönerek kaldırıyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Şimdi ellerimi birleştiriyorum. Ayaklarımı birleştirerek öne doğru hafif gererek aşağı doğru inmeye çalışıyorum. Evet.
Sağlı sollu kollarımı geriyorum. Umarım katkı sağlamıştır. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Özellikle iftar sonrası yapacağınız egzersizlerin temposu düşük olması gerekiyor. Aksi halde zarar verirsiniz. Ona çok dikkat etmenizi istiyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.